şeylerini görüyorsun. Herkese de gözdağı veriyor. Aynen. Küçük böyle bir çete havasında. Biz böyle baba oğul burada köyü konuşanları... Yani senin oğlun burada sarılıyordu 12 gün önce sana. Aynen. Senin oğlun Yasin gidip dağlarda, bayırlarda ablası nerede... Şeyini arıyordu. Nerede gömülü diye. Aynen. Gömüldüğü yeri arıyordu. Öldürülmüş olabileceğini düşünüyor. Ne oldu da böyle işbirliği? Yasemin geleceğim sana. Ne oldu, ne oldu? Senin oğluna ne oldu? Para mı mevzu? Sanat filmi zaman var, onun da başka bir şey. Tamam, bizim aklımızdaki aynı şey mi? Neyse sen söyle, ama arkadaşlarım dediler ki Zeynep'in can güvenliği için onu Didem açıklama dediler şimdi. Zeynep, sana zaman veriyorum, zaman zaman yayın sonuna kadar. Hatta bak yarım saat içinde oradan ayrılmazsan açıklayacağım. Tamam mı? Sen Mustafa'ya ne yaptın burada açıklayacağım. Bak yarım saatim var. Senin can güvenliğin için arkadaşlarım dediler ki Didem Hanım açıklarsanız Zeynep'in can güvenliği tehlikeye girer dediler. Tamam mı kardeşim? Tamam, hadi sana bir iyilikte bulunuyorum. Sana biraz zaman tanıyorum. Mustafa'nın yanında kalacağım mı kalmayacağım mı? Açıklayacağım ben onu, sen hiç merak etme. Tamam mı? Ayrılmazsan açıklayacağım. Orada kalmaya devam edersen açıklayacağım. Senin nasıl bir insan olduğunu bütün Türkiye öğrensin istiyorum. Tamam mı Zeynep? Ben Mehlican mı diyeyim, Zeynep mi diyeyim, hangisini istersin? Yasemin'le bir konuşayım lütfen. Yasemin şu anda ne yapıyorlar? Didem Hanım, evden dışarıya çıkmadılar. Biraz önceki hareketlilik son buldu. Benim dikkatimi çeken önemli bir şey var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Tabii. Dün bu noktadaydık. Dün biz bu noktadaydık ve ben detaylı inceleme yaptım. Dedeyi bir göreyim lütfen bu arada. Bugün gördüğünüz üzere hayvan kemikleri var birden fazla. Yeni atılmış bu kemikler. Dün asla bunlar yoktu. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz, görüyoruz. Peki ya, enteresan. Fatma nedir bu? Sen daha iyi bilirsin. Senin evin burası. Koyunların bu hayvan kemikleri dün asla burada değildi. Aa, koyunların cesetleri. Koyunların yani. Cesetleri. Kemikleri özellikle mi atmış oraya? Herhalde. Ancak koyunların, evet. Koyunlarınmış kemikler. Dün burada koyunların. Yoktu çünkü. Peki bunlar neredeydi? Yeni mi ölmüş yani? Eski bu yeni, kemikler. Yeni, şu hastalıktan ölen koyunların cesetleri. Hastalıkta ölen koyunların. Gitme gitme Yasemin, hayır. Yasemin hayır. En aşağı. Hayır, hayır Yasemin. Yasemin aşağı, yukarı çık Yasemin. Yasemin de çok gözü pekse olmaz yani. Tamam, tamam dur, tamam. Yukarıda kal. Tamam, Yasemin kalsın yukarıda. Tamam, kal orada Yasemin lütfen. Hem senin can güvenliğin için, Mustafa cevap hakkını kullanmak istiyorsan, tamam mı? Arkadaşlarım seni bekliyorlar. Niye böyle saklanıyorsun? Niye Mehlican'ın böyle kanatlarının arasında altında saklanıyorsun? Sen Mehlican'ın nasıl bir insan olduğunu daha tam bilmiyorsun, öğrenmedin. Bak öğrenmedin, ama iki tane kadın senin kızınla ilgili dalga geçiyorlar, tamam mı? Cesediyle, cinayetiyle dalga geçiyorlar. Sen de onlara oturmuşsun, babasın ya. Nasıl babasın sen? Oturmuşsun izliyorsun. Şu bir nolu cinayet, bir nolu şey gelsin, VTR gelsin arkadaşlar. Bir getirelim ekranlara. Bir, önce bir, sonra iki. Evet, evet, evet. Hadi. Daha niye anlamıyorsunuz? Evet. Evet. Biliyorsunuz, tam detaylı yayını izliyorsunuz. Sakalın yavrular, sakal. Sakallar ha. Siz abrize olsan, siz abrizeler. Değil de öyle az yanından sapları de. Buraya buldunuz garibanlar. Siz benim yayınıma bir canım bir şey diyeceğim size. Böyle ananızı sizi kuzaklayacağım. Kuzaklattıracağım. Sakallar. Tek doğumun sakalları. Bu Laz Kızı Rakıplı Gülizar'ın akli dengesinin yerinde olmadığı, akıl hastanesinde yattığı iddiası var. Akıl hastanesinde yattıysa bir akıl hastasından medet mi umuyorlar Mehlican'la Mustafa? Eğer öyleyse çok büyük geçmiş olsun Gülizar. Ama öyle değil. Bilinçli bir şekilde Mustafa aleyhine konuşanları Rize'ye çağırıyor. Rize'ye çağırıp onları böyle bir şeyle delmekten bahsediyor. Mustafa da iki tane kadının konuşmasını orada böyle yatarak izliyor. Yazıklar olsun. Senin kızından bahsediyorlar ya. Yani Şükür'ü sevmemiş. İki tanımadığı, yeni tanıdığı ya da bilmiyorum Zeynep'le önceden mi tanışıyorlar? Sevgililer miydi? Zeynep otobüste, bilmiyorum otobüslerde çalışıyor. Yani belki de Hostes. Bizim İsparta'ya gittikten sonra beğeri tanıyorlar, bilmiyorum ki. Kaç senedir tanıyorlar. Evet yani daha önce çünkü Mehlican'ın ya da Zeynep Kodatlı Mehlican'ın pavyonlarda çalıştığı iddiası var.
Hatta orada alemler yaptığı sırada, yani Mustafa orada birileriyle alem yaparken pavyondan bazı kadınları getirip orada Çarıksaraylar'da dere kenarında birileriyle içip alem yapıyorlarmış. Acaba pavyondan getirdiği kadınlardan bir tanesi de Zeynep Kod adlı Mehrican mıydı acaba? Olabilir. Şu sevgilisi telefon altında, bir alo diyeyim, bir merhaba diyeyim. Beyefendi merhabalar. Arkadaşı ya. Alo beyefendi. Beyefendi duyuyor musunuz beni? Didem Yılmaz ben, canlı yayındayız. Alo. Duyuyorum. Tamam, siz Mehrican'ın, Zeynep Kod adlı Mehrican'ın sevgilisiydiniz değil mi? Arkadaşı diyelim. Arkadaşı diyelim. Sevgili olmayı kabul etmiyorsunuz herhalde. Böyle bir insanınız benim sevgilim olabilir. Şöyle iki Laz lakaplı Gülizar'la daha ne konuştular? İkinci VTR'de ekranlara getirin lütfen. İbretlik sevgili izleyiciler. İbretlik, Türkiye tarihinde böyle şey olmadı. Yani bir cinayetle canlı yayında iki tane kadın dalga geçiyor. Baba da orada o dalgaya izin veriyor. Yazıklar olsun gerçekten. Instagram'a da koyalım. Ekrana hemen geliyor. Bakın bakın Mustafa abi oraya yükleniyor. Ulan çakal. Melekçu. Tırnağını uzatıyorsun oraya. Engelle. Bak havrolar abidik kubidik yazmaya, yemin edeyim dalınıza konarım ha. Bak engel reç la ben ona diyorum size. Zamanı da engelle, zamanımız ama onu da engelle. Selam. Mustafa lafa bak. Bak onu savunan havrolara abidi kubidik yazanın var ya, anasını alırım, karısını alırım, bazısını alırım, paket yaparım hani. Bak paket yaparım hani. Bak çıktığınız yere sizi, bak onu diyeyim size, havrolarca olup milletin başına bela çasınmaya. Çok meraklıysanız oraya cidden oraya dur. Doğru inşaat altına. Ya saçma saçma konuşup durma, bak burada arzun benim hesabımı bozma ha. Melek çıldaktı ver Melek. Arzu musun? Çetun musun? Ne nesin ya? Evcidi kare sağ lazım ama. Kare sağ lazım ama bu Rize'ye bir cadı. Gülizar da bunu yapıyorlar. Gülizar dün akşam hastaneye kalkmış. Herhalde bütün o Karadenizliler, sevgili Karadenizliler, canım Karadenizliler gereğini yapıyorlardır inşallah. Yani vicdanlarıyla o anlamda söylüyorum yani. Bir kadın telefonu bir de utanmadan dün bağlandı, dedi ki ben aslında sonradan onun ne yaptığını anladım. Sonra da geri adım at. Öyle değil sevgili izleyiciler. Sonuna kadar Mustafa'yı savunmaya devam ettiler. Tahsin Bey lütfen yayında kalın. Hemen geleceğim size ama siz de bu telefon bağlantısını dinleyin istiyorum. Bak Mehrican, Zeynep Kod adlı Mehrican kimmiş? Eski arkadaşı şu anda telefonu attığında. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Şimdi Zeynep nasıl bir kadın? Siz ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Mehrican. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim sana. Bu alttaki yazıcı az önce, bu eski sevgilisi olayı değil, arkadaşı değil. Eski arkadaşı değil arkadaşlar. Alın KC'yi. Tamam, alın şey yapın. Eski sevgiliyi alın. Tamam, siz ne zaman tanıştınız bu arkadaşla, Mehrican'la? 2010 yılı. 5. 6. yılları. 2010 yılı. Peki, o evet. Sırada siz de bir dizide oynuyormuşsunuz. Tıpkı Mustafa'ya yaptığı gibi sizin yanınıza gelip ben sizi bir yerden tanıyorum deyip Mustafa'ya da onu yapmış. Sonra şöyle, arkasından sizinle yakınlaştı şey mı? Neler yaşadığınızı anlatın buyurun. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. En baştan söyleyeyim. 2010 yılıydı. Ben bir dizide rol almıştım Isparta'da. 3 yıl kaldım ben. Bir yaş AVM. Yani otogarın orada. Şöyle evet. Otogarın orada. 3-4 defa bir çay içmiştim oldu. Aha. Yani telefonumuz birbirimize vardı. Sonra bir Gölcük'te beraber takıldığımız oldu. Eğirdir'de beraber takıldığımız oldu. Ya şöyle söyleyeyim. Mizan atık sesi. Yani rahat peşinde. Erkekleri kullanan bir insan. Anlıyor musun? Yani popüler peşinde. Parayı seven bir insan. İç yapar. Şu an zaten sosyal medyada bende hala etkilidir bu. Ve birçok videolarıma yorum yapmıştır. Yorumları da bellidir yani. Ay bir dakika, Mustafa ile konuşurken bir yandan da sizin eski arkadaşının yorumlarına tabii cevap mı veriyor? Mustafa ile canlı yayındayken tekrar, hatta o yayında ben de vardım. Ben yayına katıldım yani. Mustafa kardeşim, sen Fatma'nın seni aldattığı için işte bütün derdin zaten Fatma'nın. Bir dakika. Hatta yazdım, bak yazdım ben. O yayında yazdım ona, Mustafa'ya da yazdım. Dedim ki yanında kadının kim olduğunu iyi öğrenmen lazım ki. Sen bu yayını nasıl yapıyorsun? Nasıl bir terbiyedir sendeki, dedi. Anlıyor musun? Ne kadar tanıyorsun sen Mihrican'ı, diye. Mihrican kim, dedi. Mihrican değil. Asena Bozkurt 28 olarak lakabı.
Ya ben şunu beyefendi bir dakika yani, bekleyin, ben şunu soruyorum. Mustafa, sen Fatma'nın seni aldatmasından, başka erkeklerle görüşmesinden rahatsızsın. Zeynep, Mihrican, Mehrican işte önüne gelenle konuşuyormuş. Eski sevgilisiyle seninle beraberken yazışıyormuş. Bunu kıskanmıyor musun Mehrican'ı? Ha, sen Mehrican'ı sevmiyorsun, sen Mehrican'ı kullanıyorsun. Sana güveniyor ya, senin işine geliyor değil mi? Bak, Fatma'nın seni aldatmasından rahatsız oluyorsun ama Mehrican'ın seni aldatmasından, yani yazışmak da bir aldatmadır. Beyefendi özür dilerim ama aldatmadır yani. Yazışıyorsun eski sevgilinle, orada tanıdığın adamla, takıldığın adamla yazışıyorsun. Mehrican'ı kıskanmıyorsun. Şimdi zaten Mihrican'ın cep telefonunda birçok numaraların hepsi, çoğu bayan ismiyle kaydı, erkek arkadaşıdır, anlıyor musun? Belki Mustafa'nın yanında yine öyledir. Gerçekten mi? Yani oo, çok sadece güzel. O benimle olduğu dönemlerde de aynı şekilde dedi. Yani 5-6 tane erkek aynı anda mesajlaşırdı. Yani Mustafa ile konuşurken, sizle yaptığı gibi Mustafa ile konuşurken başka erkeklerle o zaman yazışıyor, flörtleşiyor. Burdur'da bir tane erkek arkadaşı var, yani sevgilisi vardı. Sonra Isparta'nın 2-3 tane vardı. Evet. Bir tane ismini vermeyeceğim, bir tane kulüpçü vardı. O kulübe takılırdı. Lokal. Pavyon tarzı. Pavyonda. Isparta'da 2-3 tane mekan vardı. Pavyon tarzı. Gazino, oraya takılırdı. Önceden tanışıyor olabilirler mi bunlar? Pavyonda bilmiyorum pek. Bilmiyorum o kadar. Bak, kaç yıl öncesinden bahsediyoruz? Kaç yıl öncesinden bahsediyoruz? 2010 dedi ya. 2010'dan bahsediyoruz. 2014 ya, olabilir o zaman, biliyor musun? Bunlar 2014 yılından beri mi tanışıyorlar? Hatta o dönemler bir tane otobüs firmasında kendisi hostesti. Hostesti bırakmıştı daha doğrusu. Evet evet, hostes, hepsini biliyorsunuz. Ya vay, o zaman orada yani bu şeyde Çarık Saraylar'ın bir deresinde bir yerde, ondan sonra bende de şimdi o kişiler şimdi artık yani cinayetle ilgisi olmadığı için rencide etmek istemiyorum ama kalbur üstü bazı insanlarla orada gidiyorlar, içiyorlar, pavyondan kadınları getiriyorlar, orada kadınlarla alem yapıyorlar. O kadınlardan biri bu kadın olabilir ya. Olabilir. Yani çünkü yani katil zanlısı olduğun birine böyle sadece para için, çünkü insan korkar ya, öldürülmekten korkar yani. Peki bu şimdi benim paraya çok mu düştü? Benim yorum yapmış olduğum videolarını kaldırdı zaten Mihrican. Sosyal şeyden, TikTok'tan kaldırdı. Ben birçok şey yazdım ona, açık açık yazdım. Ha. Yani kaldırdı. Videolarını kaldırdı sonra. Siz peki ne dediniz ki, neden kaldırdı? Ya ben bu olay için bir şeyler yazdım. Yani utanmamasından falan veya terbiyesizliğinden bahsettim açık açık. Hatta TikTok'tan bana bir kural koydu. Beni engelledi falan. O videolarını kaldırdı yani.